Türbeler, İslam ülkelerinde hükümdarlar, hanedan üyeleri, din ve devlet büyükleri için yapılmış anıtsal mezar yapılarıdır. Türbelerin en belirgin mimari özelliği kubbeli oluşudur. Geçmişi İslam'ın ilk dönemlerine kadar uzanan kubbeli türbeler, sonraları İslam'ın yayıldığı yerlerin mimari geleneklerinden de etkilenerek biçim değişikliklerine uğramış büyük anıtsal yapılar halini almıştır. İslam'ın İlk türbesi olarak Abbasiler döneminde Halife Muntansır tarafından annesi için 682 yılında inşa ettirilen Kubbetüs Süleybiye kabul edilir. İlk türbeler basit, tek mekanlı yapılar iken 17. yüzyılda Hindistan'daki Taç Mahal gibi olağan dışı boyutlarda türbeler de inşa edilmiştir. Türkler de başlangıçta kubbeli türbeler yapmışlardır. Bunların en eskisi Samaniler hükümdarı 1. İsmail'in Buhara'daki türbesidir. Büyük Selçuklularla birlikte Türklerde türbe mimarisi önemli bir değişikliğe uğramıştır. Türbelerin üzeri yarım küre biçiminde değil, konyada piramit biçiminde yapılmaya başlanmıştır. Türklerin çadır geleneğinden etkilenerek yarattıkları sanılan bu tür yapılara kümbet adı verilmektedir. Anadolu Selçukluları ile Doğu Anadolu'daki beyliklerde de yaygın olarak görülen kümbetin mimari bakımdan türbeden farklı özellikleri vardır. Kümbetler türbeden daha küçüktür ve çoğunlukla iki katlıdır. Osmanlılar ise kümbetin yerine kubbeli türbe biçimini tercih etmişlerdir. İlk örnekleri İznik ve Bursa'da görülen Osmanlı türbeleri kümbetten daha büyük, tek katlı ve tek mekanlı yapılardır. Mekan çoğunlukla kare, çokgen ya da daire biçimindedir ve çok az da dikdörtgen mekanlara rastlanmaktadır. Osmanlı türbelerinde yapı malzemesi olarak çoğunlukla taş kullanıldığından süsleme öğesi olarak da genellikle oymalar ve kabartmalara rastlanmaktadır. İlk Osmanlı türbelerinin süslemelerinde ise büyük ölçüde çiniden yararlanılmıştır. Bunun en güzel örneği ise Bursa'daki Yeşil Türbedir. Türbelerin kapıları da süslemenin yoğunlaştığı yerler olarak dikkati çekmektedir. Thank you.
Klasik dönem Osmanlı mimarlığında bütün yapı türleri gibi türbeler de yalın özellikler taşır. Ancak 18. yüzyıldan başlayarak mimari biçimlerde, iç ve dış süslemelerde yoğun batı etkisi görülmeye başlanmış, türbe mimarisi de bundan etkilenmiştir. XVII. yüzyılda ortaya çıkmış başka bir özellik de açık türbelerdir. Bu tür yapılarda daha küçük ölçülerdeki kubbe sütunlara oturtulmuştur. Sütunların araları da madenden döküm kafeslerle çevrilmiştir. Bunların dışında İslam dünyasının hemen her yerinde çoğunlukla evliyaların yattığına inanılan küçük, basit, kubbesiz, ahşap, kerpiç ya da taştan yapılmış türbe denen yapıtlara da rastlanır. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.